Ha bu çalışma her ne kadar Fazıl Ahmet Paşa'nın kızı tarafından, pardon kız kardeşi... ...rehber olarak eşlik edeceğim. Hemen bakın isterseniz İstanbul Boğaz'a dair birkaç efsaneden bahsedelim. Boğaz için sınırlarını size belirleyelim. Siz de başka hiçbir yerde göremezsiniz. Ki biz bakın bu iki bölge Fofane. Fofane'den tam karşıya yani sadece bir hat çizin. Ve bu hatta Anadolu Kavağı'yla bölgesine kadar çıkan. Bu alanın tamamı Boğaz işi olarak. Siz dediğimiz gibi Boğaz'ın manevi kurucusu kabul edilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın söz kardeşidir aynı zamanda. Ve bir diğer manevi kurucu olan Yunuşa Peygamber'in de kabul edilir. Bu Ferhat arasında bir anlaşma yapar. Fransa'nın hükümetiyle. O hükümette yapılan anlaşmalar bundan üniversite getirilir ve burada kurulur. Dili Fransızcadır. Bazen sorular bu üniversiteyi de. Hanımefendiler ve efendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gemi Üsküdar'ın gemisi ve Üsküdar başta olmak üzere İstanbul'daki tüm hemşehrilerimize böyle güzel bir boğaz turu, kültür turu, sosyal anlamda güzel bir hizmet oldu bu, hamdolsun. Ve gayet de güzel, yaklaşık 3 ay oldu bu gemiyi hizmete alalı. Ağustos ayının başında aldık. Şu ana kadar 75-80 bin kişi bu gemiyle Boğaz'da güzel bir yolculuk yapma fırsatı buldu. Dün de burada radyocularla beraberdik. İstanbul'daki tüm radyo program yapımcılarıyla. Bugün sizlerleyiz. Haftaya taksici esnaf dostlarımızla, pazarcı esnaf dostlarımızla. Amacımız bütün Üsküdarları, esnaflarımızı, hemşehrilerimizi şu İstanbul'un güzelliğini canlı canlı görsünler istiyoruz. İstanbul'da milyonlar, Üsküdar'da yüz binler böyle bir boğaz turu yapmadılar. Ne yazık ki bu İstanbul'un güzelliğinden mahrumuz biraz. İşte biz biraz da bunu fırsat bilerek bu güzel imkanları insanlarımız görsünler diye herkesin rahatlıkla gelebileceği böyle bir Valide Sultan gemisi yaptık. Değerli kardeşlerim, biraz önce başkanımız da ifade ettiler. Bu pazar günü tatil meselesi hamdolsun Üsküdar'ımızda gayet iyi gidiyor. Ara sıra bazı dostlarımız bize sitem etse de çoğunluk itibariyle bundan memnun olduğunuzu görüyorum. Bazı pazar ziyaretlerinde özellikle hanımefendiler, yenge hanımlar, efendim, başkanım çok teşekkür ediyoruz. Pazar günleri biz de evimizde, eşimizle, çoluk çocuğumuzla bir kahvaltı yapma, bir istirahat etme fırsatı buluyoruz. Bu çok doğru bir karar, aman bunu bozmayın diyorlar bize. Biz de o kararımıza aynen devam ediyoruz. Zaten kararı siz verdiniz. Biliyorsunuz bir oylama yaptık hemen 2014 seçimlerinin sonrasında. O seçimde sandıkta siz pazar tatil olsun dediniz. Demokrasi böyle bir şey. Çoğunluğun iradesine, görüşüne bir saygı duyuyoruz. Ve biz de uyguluyoruz. İnşallah böyle devam edeceğini. Gözünüz anlatılanları izlemekte olsun. Kulağınız burada olsun. Hepinize iyi seyirler, iyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun, var olun. Üzülemiyorum o dönemlerde. Daha sonrasında ise Nuri Demirağ vardır. Önemli bir kişiydi Cumhuriyet tarihimiz açısından. Bir teklifte bulunuyor. Diyor ki Boğaz'a bir köprü yapalım. Nereden geliyor? Bir isim vardır, Çera. Eski zamanlarda burada bir bahçe var. Bu bahçenin içerisinde laleler yetiştirilir ve akşam vakti bu lalelerin yanında mumlar konuluyor.